Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Denizli'deyiz. Denizli'de Saltak Caddesi'nde. Saltak Caddesi'nde nereye geldik? Yirmin isimli bir söğüşçüye. Burada sadece söğüş yapmıyorlar. Aynı zamanda ızgara yapıyorlar. Ama biz söğüş yemeye geldik. Denizli'nin ilk söğüşçüsü. İki tane arkadaş. Hem de kasap. Kelle söğüş yapalım demişler. Ve Denizli'de Yirmin isimli bir mekan açmışlar. Eğer sizler Denizli'nin ilk kelle söğüşünü merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber Denizli'nin ilk kelle söğüşünün tadına bakalım. Ata, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Ata burada? Bugün Denizli kellelerimizi kelle söğüşüne ayarlıyoruz. Denizli'de ilk defa kelle söğüş yapmaya başladık. Bugün de kendilerimize ekliyoruz. Hadi bakalım. Burada iki tane görüyorum. Ayıklarken iki tane. Normalde devamı çıkıyor, hazırlanıyor. Taze olması bizim için önemli. Evet. Nasıl, günde kaç tane kelle ekliyor şu anda söğüş için? Yaklaşık 10-15 civarı arasında bir kelle satıyoruz. Evet. Söğüş halinde. İnşallah daha bunları yüzlere çıkartmak için neler mümkün diyeceğim. Tabii. Denizli biraz uzak olduğu için bu lezzetlere evet, yavaş yavaş alıştırmaya çalışacağız inşallah. Olur olur. Uzun zamandır bekliyoruz söğüşü. Denizli'de uzun zamandır yoktu. Biz de sürekli İzmir'e gidip gelenlerdendik söğüş yemek için. Evet. Şu anda biz Denizli'ye getirdik. Senin için söğüşün en iyi yeri neresi? Zaten hepsi karışık olduğundan yanakları ve dili zaten mükemmel. Evet. Beyni de ayrıyetten bir lezzet katıyor. Daha lezzetli hale geliyor. Peki söğüş kellesini pişirmek için özel yaptığın bir yöntem var mı? Her mesleğin sırrı söylenmez. Meslek sırrı diyorsun. Evet. Bu ayıklamadan sonra sanırım gramajları ayırıyorsun değil mi? Aynen. Normalde İzmir'de hepsini bütün koyarlar. Müşteri geldiğinde parça parça doğrarlar, verirler. Biz bunları Denizli'de porsiyonluyoruz. Hem birazcık acemiliğimiz hem kimseye hak geçmesin diye. Evet. Porsiyonluyoruz. Şurası gözünün yağı. Burada beyin çok önemli. Tabii. Onu bütün çıkarabilmek, değil mi? Tabii. O çiğ haldeyken çıkarmaya çalışıyoruz biz. Çünkü beynin haşlanma süresi ayrı. Hmm. Kendiyle beraber haşlandığında beyin eriyor içinde. Onun için de beynimiz ayrı haşlıyoruz. Anladım. Yani bu Denizli kebabındaki gibi bir sistem uygulanmıyor. Yok. Fırın sistemiyle haşlama sistemi çok değişik. İyi bir kelle pişirebilmek için o zaman kellesini, yani beynini ayırıyorsunuz tabii, ondan sonra. Tabii. Size de löp etler kalıyor. Tabii. Kelle çok uzun süre haşlanıyor. Beynin çok uzun süre haşlandığında erime söz konusu. Anladım. Bunun olayı bu kadar işte. Et de bu kadar çıkıyor. Evet. Bir kelleden bir etimiz bu kadar çıkıyor. Peki. Bir söğüşe ne kadar koyuyorsun aşağı yukarı? Hani şuradan baktığımızda. Buradan baktığımızda dilin yarısı, gözün yağı, tek gözün yağı ve etin yarısı. O zaman yaklaşık bir kelleden iki tane çıkıyor. İki. Aynen. Yani ortalama 120-130 gram bir et düşüyor. Bunların yanında lavaşı olsun, domatesi, soğanlı, maydanozu olsun. Toplam 300 gram civarında bir söğüş elde ediyoruz. Evet. Ata, bu kellenin dili soyuluyor mu? Soyuluyor. Soyulmadan zaten
üstündeki zar çıkıyor. Haşlandığı zaman kendiliğinden atıyor zaten. Biliyorsun denizli kebabında dil soyulmaz. Soymuyorlar daha doğrusu. Fırın sisteminde dediğim gibi biraz daha pişiyor. Yani pişiyor derken yanıyor. Ama haşlanmada öyle bir şey yok. Anladım. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle bakalım. Kendiliğinden. Bu soyumu şeyde de görmüştüm. Onlar da fırında yapıyordu ama haşlama tarzında Kayseri'deki kellecilerde rahatlıkla soyuluyordu. Seninki de çok rahat soyuldu. 4 saat bir pişme süresinden sonra. 4 saat pişiyor. 4 saat aşağı yukarı. Evet. Şöyle dediniz. Harika. Vallahi eline sağlık. Afiyet olsun. Ata burada kaç gram bir söğüş eti var? Tabaktaki söğüşümüz sadece eti olaraktan 120-130 gram arası. Evet. Diğer giren maydanoz, soğan, ekmeği ve domatesi de beraber ortalama 250-300 gram arasında bir söğüş çıkıyor ortaya. Evet. Dürüm halinde. Evet. Şimdi soğanları doğradın, maydanoz. Maydanozları doğradık, soğanları doğradık. Evet. Hani dileyen olursa yeşillik soğan biraz daha az koyulabilir. Sadece et tadı almak isteyenler için. Tabii bu keyfe kalmış bir şey. Tabii ki. Şöyle. Bunun içinde bize zorluk olmasın diye gramlıyoruz bunları. İçinde evet. Dili, yanağı, beyni hepsi var. Tabii beyni ayrı koyuyorsun. Bunun içinde yoktur beyin. Tabii. Domatesten önce baharatlarımızı ekiyoruz. Evet. Genellikle söğüşçüler böyle bütün malzemeleri teker teker doğrar. Sen bir anda hızlı olmak için herhalde değil mi? Tabii. Hem ızgara grubu olduğu için bizde öğrenleri hem bir de şeyimiz var. Kimseye hak geçmesin olayımız var. Onun için birazcık daha hızlı olmak için. Ve domates üstüne sanırım. Tabii ki. Hem fazla baharatın alır, hem lezzet katar. Şimdi ben bu kimyona biraz takıldım. Fazla değil değil mi? Yok. Kimyon asıl lezzeti kimyon. Böyle söyleyeyim. Yani şimdi hani demesinler kimyon atıyorum abi. Tabii herkese soruyoruz genelde. Değil mi? Evet bu tamam. Şimdi tamam. Saracaksın. Evet. Saracağım. Bir saniye. İzmir'de çift lavaşta yaparlar, tek lavaşta yaparlar. Bizim lavaş birazcık kalın olduğu için biz tek yapıyoruz. Tek yapıyorsunuz. Aynen öyle. Söğüşümüz şu. Evet, birazdan tadın. Evet arkadaşlar, bugün Denizli'de söğüş yiyeceğiz. Hem de kelle söğüş. Bu lezzetli kelle söğüşü kim yaptı? Hasan ve Ata. Hani önde hep Ata'yı gördünüz ama arka planda Hasan vardı. Evet. Valla ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Şimdi nereden aklınıza geldi? Abi ben normalde biz kasabasıyız. İnternette böyle etle ilgili şeyleri araştırmayı seviyoruz. Dedim ki, söğüşü gördüm. Dedim ki biz de Denizli'ye getirelim. Baktık hani etrafta yok. Kaç kişi yapmış ama becerememiş. Bizim de elimizden geliyor. Dedik biz bu işi yapalım. Evet. O şekilde karar verdik. Ne kadar oldu? Bir ay oldu daha çalışmış. Bir ay oldu ama bunun öncesi de vardı değil mi? Tabii ki. Pandemi yüzünden bir 3 ay kapalı kaldık. Tabii. Çünkü ben görmüştüm pandemi öncesinde açıyoruz bekleyin diye evet. Bir afiş.
Tabi buranın ismi de çok ilginç. Yirmin. Evet, Yirmin. Deniz şivesiyle Yirmin. Değil mi? Şivesiyle. Değil mi? Evet. Şimdi bu lezzetli söğücü bir tadalım. Tabii ki. Aferin. Ama ondan önce fiyatı ne kadar? Normalde 20 lira efendim. Porsiyon? Porsiyon da aynı. Gramajı artarsa, 1,5 isterlerse yine aynı fiyatı denk geliyor. Tamam. Sıcak söğüş var mı? Sıcak söğüş ilerleyen zamanda inşallah. Öyle. Peki başka neler var? Izgara grubunda kasap konusunda aklınıza gelebilecek kuzu türlerinden A'dan Z'ye bütün ürünlerimiz bulunuyor zaten. Kendi geçmişimizde de kasaplık olduğu için bu konularda zorluk çekmiyoruz. Çok güzel. Şimdi bir tadalım. Burada yanında kaşık vermişler dökülür diye ve limon. Bakalım. Tabii söğüş yemek. Bu arada yemeden önce saat kaç kaç arası çalışıyorsunuz? Sabah 8, akşam 8. Zaten 8'e kadar da bizim söğüş işi bitiyor. Yani Denizli İzmir'e göre daha farklı bir beslenme tarzını uyguluyor. Tabii. Yani gece değil, öğlen ve akşam saatlerinde. Asıl bunu bilenler zaten sabah kahvaltısını da yiyor, öğle yemeğini de yiyor. Yani genelde akşam yenir diye bir tabir var ama akşam yemiyor. Genelde sabah, bizim Denizli'de şu anda öğle yemeği veya da sabah kahvaltısını da yiyenler yiyor. Tabii bilmeyenler de geliyor, beğeniyor, beğenmiyor. O ayrı bir standart. Evet, çünkü ben İzmir'de büyüdüğüm için İzmir'de genellikle geceleri tüketilen bir üründür özellikle. İnşallah sizler de gece geç saatlere kadar açık bir söğüşçü olursunuz. İnşallah. Evet. Görüyorsunuz kocaman bir söğüş. Kaldırmak bile ustalık ister. Evet. Dökmeden becereceğim mi? Evet becerdim. İşte. Yirbi'nin ve Denizli'nin ilk söğüşü arkadaşlar. Bakalım. Evet. Burada bir limon sıkmış. Ben de üzerine biraz limon sıkacağım. Bu hem yumuşatıyor ekmeği, hem lezzet de veriyor. Çünkü ne vardı? Baharatlar vardı. Özellikle limonla kimyon yakışıyor. Arkadaşlar dökülüyor diye hiç telaşlanmayın. Sonuçta bu sizin tabağınız. Keyfinizi yiyebilirsiniz. Bayağı dökülüyormuş ama. Özelliği. Evet ama keyifli. İnsanlara lavaş ekmekten tereddütü ilk önce eti yemesi. Değil mi? Ekmek yerine et yemesi. Çünkü yemesi yani. Önemli olan dediğin gibi et. Tabii. Bizde şöyle bir şey beslenme tarzı var. Genellikle ekmekle doyacağımızı düşünüyoruz. Evet. Denizli kültüründe var birazcık. Siz kasaplıktan geldiğiniz için et yedirmek istiyorsunuz. Tabii. Ya asıl söğüşün olayı da o. Ekmekten ziyade insanlar et yemek istiyor. Yani söğüşün tadı orada. Evet. Buranın tam adresini verir misin? Saltak Caddesi'ndeyiz. Sadık Ticaret'in tam karşısında 7. Otel'in altındayız. Evet arkadaşlar. Bayağı şey. Buna beyin koymadık. Beyni ayrı mı veriyorsunuz yoksa ayrı bir fiyatı mı var? Yok, genelde hepsi içinde oluyor. O porsiyonlanmış şekilde gördüğünüz bütün ürünlerde içinde dil, yanak, beyin olarak da hepsi var. Evet. Biz onu da ilk baştaki bir acemimiz vardı. Bir de öğle servislerinde birazcık yoğunluğumuz oluyor. Hepsine, herkese aynı anda veremediğimiz için genelde onun porsiyonları hem bizim için kolay oluyor hem kimseye yok değişmiyor. Hepsi aynı standart. 120-130 gram arası. Ben beğendim. Tabii burada saat farklarından dolayı hani alışkanlıklar var ya, ben hani söğüşü İzmir'de işte gece yemeğlerinden, belki benim için bir yenilik olacak. Denizliler için zaten hiç tatmayanlar için oldukça da önemli bir lezzet. Hatta bugün biz çekim yaparken söğüş mü var burada dediler. Şaşırmışlardı. Böyle de bir artısı var. Evet. Evet arkadaşlar. Bu lezzetli söğüşü beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.
Denizli'den herkese selamlar.